Merhaba arkadaşlar, yine bir Game of Thrones bölümüyle karşınızdayım. Bu hafta size birbirinden eğlenceli 3 tane güzel oyun tanıtacağım. İlk oyunumuzla başlıyorum. Candy Crush Soda. Candy Crush'tan hepinizin illaki bir şekilde haberiniz vardır, yani haberdarsınızdır. Ben yuva yıkan oyun diye tabir ediyorum açıkçası bu oyunu. Artık Facebook'tan gelen Candy Crush davetlerine kolum girsin arkadaşlar. Hatta yetmediyse bacağım girsin. O kadar söylüyorum. Çok birbirine gibi, çok kitleyici bir oyun. Tabii bunu herkes biliyor. Eğlenceli olduğu da aşikar. Kimse bunu hani şey yapamaz, yatsıyamaz. Candy Crush'ın ne olduğunu hepimiz az çok iyi biliyoruz. Az çok biliyoruz. Yani şekerleri birleştirerek, patlatarak ve bazı hedefleri yerine getirerek bölüm geçiyoruz falan. Böyle işte ne bileyim, 4 şeker yan yana bir şey oluyor. Başka bir şeker oluyor. Balık. Onlar... Aman burayı anlatamadım. Ne denir? Aha. Neyse siktir edelim. Burada da gördüğümüz platformu sodayla doldurmaya çalışıyoruz. Sodalicious diye. Kendi kendilerine tabirleri var. Aslında şöyle bir durum var. Bu oyunun hani oynandığı memleketlerde soda dediğimiz şey bilimum gazlı içecekler olarak adlandırabiliriz. Bizde olan Lekola da onlar için soda olarak adlandıracaktır. Böyle bir durum var. Tabii bu oyunun efektleri olsun işte, ya bunlara zaten girmeyeceğim, hepiniz biliyorsunuz. Bayağı kendini sürdürebilir bir hali var. İşte size yapabileceğiniz aslında zor gibi gözüken çeşitli hedefleri koyduğu için işte bayağı bağlanıyorsunuz falan oyuna. Ve bitmeyen bölümler. 530. bölüm, son bölüm. Hadi 531, hadi olmadı 580 falan diye böyle. Ömrümüzü yiyecek, bitirecek bence. Bir Candy Crush faciasıyla çağımızda karşı karşıyayız diye düşünüyorum. Ama tabii iyi de öldürüp hakkını da yememek lazım. Bu arkadaşlar gerçekten öyle bir şey yapmışlar ki 60 yaşında deden de, 3 yaşında çocuğun da, kuzenin de, sevgilin de, herkes 7'den 70 herkes yani bunun böyle delisi olmuş artık. Buna yapacak bir şey yok. Tabii Facebook'ta yani ona da buna da 60 yaşındaki amcama da bunun davetiyesini gönderirsen o bunun spam olduğunu düşünmez. Tabii ki de bunun böyle şenli şakraklı dünyasına kapılıverir amcam. Oyun Android'de var, iOS'da var. Windows Phone sesine hiç girmeyeyim arkadaşlar yine. Gerçekten defalarca aynı şeyi zikretmekten ben utanıyorum açıkçası. Windows Phone'cular utanmıyor. Windows Phone kanayan yaramız. Evet, bu arkadaşlar bayağı bir böyle bizi kitleyecek. Bu arada sizinle konuşurken 3-4 bölüm falan bitirdim herhalde. Pek de bir s**me yaradı söylenemez ama biz en iyisi diğer oyunumuza geçelim diyorum. Ve size ikinci oyunum Ninja Dash. Gördüğünüz gibi bir Jun Backflip Studios birleşiminden animasyonla birlikte size böylece ismini de hemen çıtlatıverdim. Arkadaşlar bu kickflip paper toast'tan hatırlarsınız. Gayet böyle can alıcı bir eğlenceliğe sahip bir oyunumuzdu kendisi. Bizlere sağ olsun kağıt ziyan ettirmiyordu. Hemen oyunumuz başladı heyecanla. Çok acayip bir yarış söz konusu. 4 tane karakterimiz var. Oyunu oynadığınız ve çeşitli yani yer değiştirdiğiniz mekanlara göre karakterlerin değişiklik gösterdiği gayet eğlenceli ayrıntılar barındıran bir oyun oynuyoruz şu anda. Aktarmam gereken başka bir ayrıntı da şu anda ben bu oyunu offline oynuyorum arkadaşlar. Yani bu oyunu indirip arkadaşlarınızla böyle çevrim içi şekilde birlikte yarışarak falan gayet eğlenceli hale getirebilirsiniz. Birbirinize vuruyorsunuz falan, çeşitli güçleri var. Oyunun içerisinde kazandığınız hediye paketleri var. Bu arada çok güzel mekanları var. Şöyle kısaca bu mekanlardan bahsedeyim size. Evet, şu anda ben gördüğünüz gibi hiç dereceye bile giremedim. Bunlar bizim bu oyundaki karakterlerimiz. Korsan, Panda. Sürekli galiba Panda mevcut işlerinde. Diğer iki karakter değişiklik gösteriyor. Şurada isimlerini görüyorsunuz. Ne kadar süre koştuğunuzu. Rains Again diyelim. Practice. Burada gördüğünüz gibi 6 tane yerimiz var. Hepsi çok eğlenceli. Az önce Kyoto'da oynadık. Osaka var. Böyle size birkaç tane göstereyim. Burada bir kız, kadın oyuncumuz girdi. Hemen başlar başlamaz silahlarından
yararlanıyorlar ve başlar başlamaz sümsüğü indiriyor depemden sağ olsun. Böyle koruma kalkanı alabiliyorsunuz. Gördüğünüz oyundaki hediye paketlerin üzerinden geçtiğiniz zaman size belirli silahlar veriyor. Siz de böyle don diye işte ne bileyim hız olsun. Aslında çok fazla atlamamak lazım oyunda. Ben bazen gereksiz atlayışlar yapıyorum. Çok heyecanlı oluyor bunun tepe taklak dönüşü falan. Şu an tabii gerideyim yani bayağı. Aslında bildiğiniz üzere çok popüler bir oyun var Fun Run diye. Bunu onun çakması olarak da nitelendirebiliriz bir yerde. Çünkü karakterler dışında hani oyunun konsepti olsun, sizden beklenen hedef olsun. Neredeyse aynısı. Böyle silahlarınız var işte onları işte, ölüm yarışı, Death Race filmindeki gibi yolda kazandığınız silahlarla yarışmacı arkadaşlarınıza çeşitli komplolar kurup onları bir şekilde ekarte edip yarışmayı bitirmeyi, birinciyi veya ikinci bitirmeyi falan. Evet, yine dördüncü oldum. Ne kadar güzel değil mi? Sürekli sonuncu olmak. Neyse, aslında ben bunda bir ara ikinci falan oldum. Yani o kadar da kötü değil durumum. Şey yapmayın öyle de. Şimdi arkada olmak bir yandan biz hani önden başlıyoruz diye şey gibi ama arkada olunca direkt sümsüğü tepene yiyorsun yani. Ay, bir şey söyleyeceğim. İkinci oldum! İkinci oldum! Evet. Evet, bu oyunda da Osaka'dan Stairway to Heaven'a, Nagoya Heights'tan Slopes of Akita'ya uzanan bu maceracı ve heyecan dolu yolculuğumuzda geldiğimiz nokta, yemin ediyorum gerçekten şu maceracıya döndüm. Tek farkım gittiğim yerlerde bir danayı devirmiyorum gerçekten. Şimdi oyun nerelerde var, nerelerde yok demeyelim. Zaten olmamış olan yerini biliyorsunuz. iOS'ta ve Android'de var her zamanki gibi. Bu anasız babasız yetişmiş, büyümüş ve hayatını böyle idam ettiren işletim sistemi, yazık Windows Phone'culara. Üzülerek söylüyorum ki bu platformda da sizlerle bir oyun paylaşamıyoruz. Ulan var ya, söz veriyorum, sizin için özel bölüm yapacağım. Sırf bu Windows Phone'culara özel. Onların böyle cicili bicili, gıcır mı gıcır oyunlarından seçip seçip aradan fıstık gibi oynayacağım gerçekten. Böyle şampiyonluklar falan filan gelsin, yıldızlar gelsin gitsin, şeyler, arabalar bilmem neler. Hadi bu da size minik bir kıyam olsun. Arkadaşlar, üçüncü ve son oyunumuzun da adı Dumb Ways to Die 2. Bu oyunun ilkini hatırlarsanız Melbourne şehrinde insanların metrolarda daha dikkatli davranması için yapılmış toplumsal mesajlar içeren, çok komik, gerçekten çok acayip geyikler barındıran, içerisinde çok küçük böyle anekdotları olan güzel bir oyun yani. Oyun çok sevildi ve çok tuttuğu için ikincisini yapmaya karar vermişler. Şimdi arkadaşlar, oyuna başlamadan önce ufak bir etmemiz gereken bir yemin var. Şöyle. I'm slow and swear not to the dumb stuff around trains. Metroların, trenlerin etraflarında yanlış ve dikkatsiz hareketler yapmayacağım adına söz veriyorum gibi bir şey söylüyor burada aslında. I promise diyoruz. Söz veriyoruz ve mutlu oluyor. Yemin ederim abi diye böyle. Ama biraz daha sevimli bir şey olabilir onunkisi, bilmiyorum. Ben çok böyle neyse. Bir şey söyleyeceğim. Şu anda bu oyunu size anlatırken çok konsantre oynayamam. Size kısa kısa bunlardan bahsedeyim. Çok hemen çözmeniz gereken tehlikeli durumlar var. Burada bir şey düşecek kafanıza ve sizin kaçmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Ve kazandık. Bunları işte hızlı diyor. Zıplamanız gerekiyor. Burada elektrik çarpabilir sizi. Bunu da kazanıyorsun. Çok zevkli, seviniyor. Puanlar alıyorsun. Şimdi burada bu tableti hareket ettirerek bunu işte başarmaya çalışıyorsun. Ve başardım. Evet. Ondan sonra burada bunu hiç yetişemiyorum arkadaşlar. Böyle koşuyorsunuz hızlıca. Makas bir tarafınıza girebilir. Kanı gördüğünüz gibi. Burada bağlan diyor. Hemen işte ufak ufak ipuçları var. Bu arada çaktırmadan iki tanesini harcamışım abi. Çok pis. Gitmişler yani.
Bu arada bu oyunun çıkması da çok iyi olmuş. Artık birincisini çünkü bütün hareketler falan filan ezberlenmişti. Böyle bir yeni taze kan lazımdı. Geldi, iyi oldu. Evet. Penguen'i de tokat manyağı yaptım. Bu arada çok kendimi feci suçlu hissediyorum yani. Bunun bir tane yüzmelisi vardı ya. O peşinden balıklar. Abi bu da çok iyi. Bak kenelerini ayıklıyorsun. Ama çabuk hızlı olmamız lazım. Bam. Evet, gittik abi. Ağzının suyu akıyor, görmekte misiniz? Başardık. Abi adam ısrarla tokat yiyor. Ben atmaktan yoruldum. O yemekten yorulmadı. Biraz izin versem de beni dövse mi acaba? Böyle ne kadar sürer mesela bu oyun derken? Çatadanak indiriyor ya. Evet. Abi bu gitmedi. Parladık acı. Hadi abi şurada bir Ne de güzel oynarmışım ya. Öleceğim vallahi. Beni tokatlasa nasıl olur acaba? Yemin ediyorum ölürken Adrian diye bağırdı. Bu da yemin ediyorum gündelikçi gibi ama hep de sonunda niye patlıyorsa böyle. Arkadaşlar bir Game of Tuvalet bölümünün daha sonuna geldik. Bizleri Facebook, Twitter, YouTube adreslerimizden takip etmeyi unutmayın. Ve bir de web tekno adresimizi tabii ki de takipte kalın. Tuvalet kağıdınız hiç bitmesin. Şöyle bir 13-12 kat falan olursa da çok yerinde olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.